Fırat Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi doçent doktor Ahmet Karakeçi mesane pili uygulaması hakkında bilgiler vererek mesane pili tedavi yönteminin bir yıldır hastanede uygulandığını söyledi. Sık idrara gitme, ani gelen idrar hissi, kaçırma veya idrar boşaltımı ile ilgili diğer problemler birçok kişinin yaşamını olumsuz etkiliyor. Bu gibi şikayetlerin çözümü ise mesane pili tedavisinde. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde bir yıldır mesane pili tedavisiyle hastalar şifa buluyor. Mesane pili tedavisi yönteminden bahseden Fırat Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Karakeçi tedavinin avantajlarını aktardı. Halk arasında mesane pili olarak da bilinen saklar nöromodülasyon, mesane ve bağırsak fonksiyonlarını düzenleyen sinirlerin uyarılmasıyla o bölgedeki sinsel problemleri çözmeye yarayan bir yöntemdir. Sık idrara çıkma, idrar kaçırma, idrarını tam boşaltamama ya da büyük abdestini kaçıran kişilerde ve hatta ağrılı mesane tanısı olan kişilerde bu probleme sahip kişilerin bu problemlerini çözmede e, oldukça yaygın bir şekilde kullanılan, özellikle ülkemizin batı tarafında yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Ee, nasıl kardiyolojide kalp pili uygulaması varsa, bu da bizim ürolojinin kalp pili uygulaması olarak nitelendirebileceğimiz bir yöntemdir. Mesane pili uygulamasının avantajları neler? Mesane pili uygulamasının avantajları, e, testin e, işlemin bir test aşamasına sahip olması. Yani biz önce hastaya geçici bir pil uygulamasını e, yerleştiriyoruz. Hastanın üzerinde 2 ile 3 hafta arasında bilemedim 30 gün arasında kalıyor. Ondan sonra hasta bu işlemden fayda görürse kalıcı pili uygulamasına geçiyoruz. Böylece yani e, bu pilin başarısını öngörebiliyoruz. Ha, zaten hastada fayda görmezse ne oluyor? Bu pili e, hastanın üzerinden çıkarıyoruz. Hastada hiçbir e, yüke ya da hiçbir cerrahi anlamda negatif bir sonuca neden olmamaktadır. Uygulanmadığı hastalar genelde e, zeka geriliği olan kişiler, psikiyatrik rahatsızlığı olanlar, cihaz kullanma yeteneği olmayan yani sahilini kullanamayan kişiler, e, prostat hastalığı olan, şeker hastası olan kişiler, e, maliniteye bağlı, e, idrar yolu tıkanıklığı olan kişilerde de bu yöntem çok e, önerilmemekte. Yine gebelerde spina bifidası olan kişilerde bu yöntemler kullanılmamalıdır. Bu işlem bilinen ve tedavideki yeri kanıtlanmış bir yöntemdir. Avrupa'da ve Amerika'da FDA tarafından onaylanmış bir yöntem. 55 yaş altı kişilere SGK tarafından da ödenen bir yöntem. İlk fazı özellikle ödenen bir yöntemdir. Ülkemizde yaygın olarak kullanmakta olan bir yöntemi biz de hastanemizde yaklaşık bir yıldır başarıyla uygulamaktayız.